كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Mahşer günü Allah Celle Celaluhu herkesi hesaba çekecek. Kişi öyle pişman olacak ki, arkadaşlar kitaplarda geçer, o gün diyor insan pişmanlıktan şu elini yiyecek bileğine kadar. Evet, o günün dehşetinden elini yiyecek, yiyecek. Nasıl dünyada ekmek yer gibi, peynir zeytin yer gibi bileğini yiyecek. Allah Celle Celaluhu ona onu yedirecek ama pişmanlıktan. Ama yenilenecek. Biliyorsunuz mahşerde ölmek yok. O kişi o kadar çok pişman olacak ki diyecek ki keşke ben hayatımı, ben ömrümü iyi insanlarla birlikte geçirseydim. Keşke ben iyi insanlarla aynı mecliste, aynı ortamda, aynı sohbette bulunsaydım. Resullerin yolundan gitseydim, nebilerin yolundan gitseydim, ayet hadis dinleseydim. Biz elhamdülillah buradayız. Ama dışarıda nice insanlar var, bundan haberi yok. Peki biz ne yapacağız? Çalışacağız. Ne dedik? O gün kişi bileklerini yiyecek. Arkadaşlar, önümüzde çok tehlikeli süreçler var. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Amin. Bakın elhamdülillah Müslümanız diyoruz ama bugün Müslümanız diyoruz. Bugün kendine yani öyle bir konuma getiriyor ki adam, benim kalbim temiz modundakileri biliyorsunuz, namaz abdest yok ama benim kalbim temiz diyor. Allah muhafaza. Kafirlere özeniyorlar. Ya görmüyor musunuz kardeşim diyor, kafirler ne kadar mutlu, ne kadar şatafatlı, adamlar rahat, adamlarda huzur var. Müslümanların haline bak. Müslüman bugün kafire özeniyor. Ebedi cehenneme gidecek olan kafire. Peki o mahşer günü sen Müslümansın. Günahın kadar hani yanma çıkma ihtimalin var. İmanı kurtarabilirsen. Peki o kafir mahşerde ne diyecek? Estaizu billahi bismillah ve yekulul kafiru ya leyteni kuntu turaba. Ey gidi hey. O özendiğimiz kafirler. Vay be adama bak be. Ne hayat be. Bilmem malikanesi var, arabası var, işi var, holdingi var. Özendiğin adam mahşer günü yalvaracak. Ya Rabbi beni toprak eyle. Niye? Cehenneme gidecek. Ama bugün Müslüman o kafirlere özeniyor. Bugün Müslüman o kafirlerin yolundan gidiyor. Bugün o Müslüman asıl hayatı onların hayatı zannediyor. Asıl meselemiz mahşer. Asıl meselemiz hesap. Unutmayın, Müslüman da pişmanlıktan o gün ellerini yiyecek. Arkadaşlar çok tehlikeli geçitler. Acayip belalar, acayip musibetler var. Bırakın kafiri. Elhamdülillah Müslümanız. Günahımız var. Ama Rabbim Celle Celaluhu ne diyor? Zerre kadar iman olan yansa bile cennete gidecek. Ama bugün Müslümanın aklı, fikri dünya hayatı. Estaizu billah, bismillah. Bel tu'firûne l-hayâte d-dunyâ vel-âhiretu hayrun be'ebqâ diyor Allah Celle Celaluhu. Ne diyor? Allah Celle Celaluhu. Siz geçici olan dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Ama ahiret hayatı daha kalıcıdır, daha hayırlıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Müslümanlığın kıymetini nasıl anlarız biliyor musunuz arkadaşlar? Hazreti Musa dedi ki ya Rabbi bana bir zikir söyle. Ama dedi özel bir zikir olsun. Aramızda. Allah Celle Celle dedi ki ya Musa la ilahe illallah de. Dedi ki ya Rabbi ya onu zaten herkes söylüyor. Daha özel. Kimsenin bilmediği. Rabbimiz dedi ki ya Musa de ki la ilahe illallah. Arkadaşlar bakın. Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar la ilahe illallah Adem Sefiyullah, la ilahe illallah İbrahim Halilullah, la ilahe illallah Nuh Nebiyullah, la ilahe illallah İsa Ruhullah, la ilahe illallah Musa Kelimullah, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Sondaki hep değişti ama baştaki hiç değişmedi. Nedir? La ilahe illallah. Dedi ki ey Musa
bundan üstün hiçbir zikir yok. Bununla amel et. Müslümanın mührüdür bu. Müslümanın mührüdür bu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Dedi ki bunu söyle ya Musa. Rabbimiz Celle Celal dedi ki bakın. Yedi kat yeri, yedi kat göğü bir kefeye koy ey Musa. Ama dedi la ilahe illallah bir kefeye koy. La ilahe illallah ağır gelir dedi ey Musa. Sen dedi la ilahe illallah'a devam et. Arkadaşlar bu öyle bir zikirdir ki 80 senelik kafiri söylediği anda kalben kabul ederek söylediği anda tertemiz yapıyor. Elhamdülillah. Bak elhamdülillah geçen Ayasofya'da bir kardeş kelimeyi söyledi sıfırladı. Gördünüz mü inşallah onu? İnşallah. Antony'ydi. Elhamdülillah Muhammed Fatih olarak Ayasofya'dan çıktı. Ne güzel bak sıfırladı adam ya. Müslüman peki ne yapacak? Bir kere aşk ile Allah derse lisan dökülür cümle günah mislu hazan. Bir Müslüman kalb ile bir kere Allah derse bütün günahlar sıfırlanıyor. Ya ne güzel iş arkadaş ya. Bedava. Cennet bedava. Cehennem parayla. Kim Allah derse günahlar dökülüyor. Kim la ilahe illallah derse sıfırlanıyor. Peki biz bu işin neresindeyiz? Kafirler nerede? O gün cehennem getirilecek. Mahşer günü. Hazreti Adem'den kıyamete kadar ki bütün insanlar orada. Aman ya Rabbi. O gün cehennem getirilecek. 70 bin tane zinciri var cehennemin. Her zinciri 70 bin melek tutuyor. Bir meleğin gücü ne kadar biliyor muyuz? Bilemiyoruz dahi. Bir melek kanadının bir ucuyla ayı, güneşi, dünyayı ne varsa yuvarlar atar aşağı. Öyle güçlü. Ve her zinciri 70 bin melek. O gün herkes diz çökecek. Herkes pişman olacak. Ulul azim peygamberler diz çökecek. Mahşer böyle. Ne hazırladık? Ne hazırlıyoruz? Kafirler ne diyor? Keşke toprak olaydık. Müslümanlar ne diyor? Arkadaşlar kendimize bakalım. Ahvallere bakalım. 24 saatimiz var. Herkes sabah kalksın, alarm kursun, saat kursun, ses kaydı yapsın. Bak bakayım akşama kadar kaç kere Allah diyorsun. Deneyelim bunu. Bunu bir yapalım. Rabbimize ne kadar zaman ayırıyoruz? 11 saat çalışıyoruz. 12 saat çalışıyoruz. Ya çalışmak da ibadet. Hayır. Çalışmak ibadet değil. 5 vakit namaz kılıyorsan ibadet. Ahlaklıysan ibadet. Adamda namaz abdest yok. Cuma'ya gitmiyor. Diyor ki ne yapıyorum baba diyor. Mesela malzeme diziyor. Namaz kılıyorum diyor. Hani bu kıvamda adam. Hani malzeme dizmeyi namazdan sonra diyor. Çalışmak da ibadet. Kardeşim. İyi o zaman hiçbir namaza gitmeyelim camiye. Ne yapalım? Hamallık yapalım değil mi? Ne güzel iş. Adamın ama kalbi temiz. Haşa ve kella Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın haşa kalbi mi pisti? Sabahlara kadar namaz kılıyordu. Bunu söyleyin o arkadaşlara. Benim kalbim temiz, benim dedem hacı, benim nenem bilmem müftü. Çok var böyle arkadaş. Rabbim muhafaza eylesin. Amin.